Değerli basın mensupları, bugün aslında Türkiye'de kanayan bir yaraya bir şekliyle çare üretmeye çalışıyoruz. Ama ürettiğimiz çare bizim özgün bir üretimimiz değil. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün kabul ettiği 102 sayılı sözleşmenin öngördüğü 9 sigorta dalının tamamını hayata geçirmeyi hedefliyoruz. 1971 yılından Türkiye parlamentosundan bir yasa çıkararak Uluslararası Çalışma Örgütü'nün sosyal güvenliğin asgari normları sözleşmesini kabul etti. 1971. Bu sözleşmeye göre Türkiye 9 sigorta dalını uygulamayı taahhüt etti. Bunlardan 8'i uygulanıyor. En son işsizlik sigortası uygulamaya girdi ve hala da devam ediyor. 9. sigorta dalı aile destekleri sigortası. 51 yıldır aile destekleri sigortası uygulanmıyor. Aile destekleri sigortasının temel amacı sizlerin de 3 aşağı 5 yukarı tahmin edeceğiniz gibi her aileye asgari gelir güvencesi sağlayan sigorta dalı. Dolayısıyla kişinin doğumundan analık sigortası, kişinin ölümüne kadar kişiyi ve aileyi sosyal devletin güvenceye aldığı bir sözleşme, 102 sayılı sözleşme. Ama 102 sayılı sözleşmenin aile destekleri sigortası uygulanmıyor. Soru şu, neden aile destekleri sigortası uygulanıyor? Uygulanmıyor. Çünkü yardımlar yapılıyor, pek çok yardım yapılıyor. Dağınık bir çerçevede yardım yapılıyor. Oysa bunların bir çatı altında hiçbir ayrım yapmadan, asgari gelir güvencesinin bütün ailelere bir şekliyle sağlanması lazım. Sorun yoksulluğu bitirmek değil, sorun yoksulluğu o için kullanmak, yoksulluğu istismar etmek. Dolayısıyla bu toplantıda öngördüğümüz düzenlemeyle, sizlere açıklayacağımız düzenlemeyle Yoksulluğu artık bu ülkede hiçbir siyasal parti istismar konusu yapmasın. Kişi yoksulsa sosyal devletin koruması altında olsun ve sosyal devlet ona her türlü yardımı, yasaların öngördüğü yardımı yapsın. Kimleri kapsayacak? Aile destekleri, sigortası, asgari ücretin altında veya hiç geliri olmayan bütün aileleri kapsayacak. Aile dediğimiz kişi bir kişi de olabilir, beş kişi de olabilir, yedi kişi de olabilir. Dolayısıyla az önce Aylin Hanım'ın söylediği bizim internet sitemize girildiğinde 57 bin tür aile için, 57 bin tür aile için bir program geliştirdik. Yani örneğin tek kişidir, örneğin üç kişidir, örneğin üç kişi bir engelli var, örneğin üç kişi biri üniversiteye gidiyor diye 57 bin tür aile tipini belirledik, Uzun bir çalışma oldu ve dolayısıyla internet sitesine giren ve kendi pozisyonunu oraya koyan kişi, yazan kişi altında ne kadar aile yardımı alacağını da onu da görmüş olacak. Böylece hayali bir proje değil, ayakları yere basan, ön çalışmaları yapılmış, ciddi bir analizden geçtikten sonra sizlerle paylaşıyoruz bu düzenlemeyi. Ailenin mali durumunu kim belirleyecek? Öyle ya. yoksul aile diyoruz. Kim yoksul aileyi belirleyecek? Ve yoksul ailenin mali durumunu, içinde bulunduğu ortamı kim belirleyecek? Sosyal hizmet uzmanları ve sosyologlar, nasıl aile hekimleri varsa illerde, aile hekimlerin bulunduğu her yerde sosyal hizmet uzmanları da olacak. Aynı ailelerde bunlar sürekli çalışacaklar. Ailedeki bütün değişimi raporlayacaklar ve kuruma bildirecekler. Ve kurum bunun üzerinden o ailelere yardımı yapmış olacak. Böylece kişinin yoksulluğu veya ailenin yoksulluğunu sadece sosyal devlet bilecek ve dolayısıyla bunun istismarı büyük ölçüde önlenmiş olacaktır. Ailenin durumu gelir durumuna göre Ailede engelli var mı yok mu? Yaşlı var mı yok mu? Ev kadını yaşlı varsa ona bakıyor mu, bakmıyor mu? Bütün e, bu değerlendirmeler yapılacak. Bunlar belli aralıklarla çalışacak. E, sosyal hizmet uzmanları. Bunun ön gördüğümüz bir avantajı daha var. Çok sayıda sosyal hizmet uzmanı istihdam etmek zorunda kalacağız. Daha sonra çok sayıda sosyal hizmet uzmanı istihdam edilecek ve bunlar evlere girecekler. Dolayısıyla sosyal hizmet uzmanlarının yüzde %99 99,9'u kadınlardan oluşacak. Kadınlar evlere girecekler, belli dönemlerde 6 aylık, 1 yıllık veya ailenin isteği üzerine girilecek ve dolayısıyla bunlar raporlanacak. Raporlandıktan sonra kamu kurumu, ilgili kamu kurumu yani e, aile sigortası kurumu, aile destekleri sigortası kurumu bunlara yani belli bir bedel ödeyecek. Öngörülen sosyal hizmet uzmanının öngördüğü bedeli ödeyecek. Bir düzenlememiz daha var, bir hedefimiz daha var. Yardımı yani aile destekleri sigortasının öngördüğü yardımı kurum kadının banka hesabını açacak ve kadının hesabına yatıracak. Dolayısıyla kadın düzenli aylık gidip gelirini alıp geçimini bir şekliyle sağlayabilecek. Böylece kadının aile yapısında daha güçlü bir pozisyona gelmesini de hedefliyoruz. Bir başka soru şu olabilir. Şu anda yaşlılık aile alanlar var, engelli aile alanlar. Bunlar kesilecek mi? Hayır, hiçbirisi kesilmeyecek. Tam tersine bunların miktarı biraz daha artmış olacak. Temel amaç her ailede asgari bir sigortalının çalışmasını ortam yaratmak. Her ailede asgari bir sigortalı olmalı. Sosyal güvenliği olan bir aile olmalı. Bir bireyin sosyal güvenliği olmalı. Bunun için de bir e, hedefimiz var. Kamu, ister merkezi otorite, ister belediyeler, işçi alırken bu ailelerin çocukları için ya da bu ailede e, yaşayanlar için Pozitif ayrımcılık yapılacak ve bunlar öncelikle işe alınacaklar. Böylece her ailede asgari bir e, gelir elde eden e, bir, bir birey olacak. Bu aynı zamanda e, aile destekleri sigortası kurumunda yükünü hafifletmiş olacak. Çünkü kişi iş buldu zaten çalışıyor. E, dolayısıyla daha rahat bir ortamı belki kendisi ve ailesiyle beraber yaratabilir. Aile destekleri sigortası diyoruz, genelde uygulamada şu soru da soruluyor, adı sigorta acaba bu aileler prim ödeyecek mi? Hayır, hiçbir aile prim ödemiyor, zaten üstünde aile destekleri sigortası, aileye bir şekliyle destek veriliyor, dolayısıyla burada bir prim yok. Uluslararası İLO'nun Uluslararası Sözleşmesi'nin öngördüğü sigorta dallarından birisi olduğu için sigorta deyimini kullanıyoruz, ifadesini kullanıyoruz. Mevsimlik çalışan işçiler var. Mevsimlik çalışan işçiler içinde onların da sosyal güvenlikleri olacak. Onlar mevsimlik bir yere gittiğinde bu aile destekleri, sigortası kurumu onlara e, yer e, bulacak, tuvaletleri, banyoları, çocukların eğitimi için öğretmen bütün bunların hepsi tahsis edilecek ve dolayısıyla mevsimlik işçilerin de gelecekleri bir anlamda güvence altına alınmış olacak. Çocukların eğitimi ...özellikle yoksul ailelerde çocukların eğitimine özel bir önem verilecek. Çocuklar için bugün belediyelerimizin bir kısmı süt dağıtıyor. Ama aile destekleri sigortası devreye girdiği zaman... ...süt dışında pek çok ihtiyaç da karşılanmış olacak. Örneğin üniversitede okuyorsa burs imkanı olacak. Kreşe gitmek istiyorsa kreş ücretsiz olacak bu çocuklar için. Ve aileler için ciddi e, e, ekonomik olarak rahatlamaları için ciddi çabalar gerçekleşmiş olacak. Bir başka soru, acaba bir vatandaşın sosyal devletten benim yoksulluğumu gider deme hakkı var mı? Evet, anayasada bu var. Dolayısıyla talep aslında yurttaşın yoksul ailenin sosyal devletten beklentisinin ötesinde sosyal devletin görevini yapmasını istiyoruz biz bununla. Sosyal devlet görevini yapmalı ve bu ailelere her türlü imkanı sağlamalı. Yani bir anayasal güvence imkanı yaratılmış olacak. Sizlere bir metin dağıtacağız. 15 soru, 15 cevap şeklinde. Belki burada bizim aklımıza gelmeyen ama sizin sormak istediğiniz sorular da olabilir. Onları da bir şekliyle ifade edeceğiz. Aile destekleri sigortası için... Aile destekleri sigortası kurumu kurulacak. Tıpkı işsizlik sigortası kurumu gibi bütün sosyal yardımlar tek çatı altında toplanacak. Böylece kaynak savurganlığı da büyük ölçüde önlenmiş olacak. Kısaca şöyle onu bunları ifade ettikten sonra aile destekleri sigortasının devreye girmesi bir maliye sorunu değil, bir zihniye sorunudur. Ve biz bugüne kadar uygulanan ee, ve yoksulun yoksulluğunun istismar edildiği bir sürece son vermek istiyoruz. Yoksulluğun kader olmadığını ve bu topraklarda hiçbir çocuğun yatağa hiç aç girmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Ee, hepinize teşekkür ederim. Ee, lütfedip geldiniz. Ee, sorularınız olacak. Sorularınızı büyük bir e, dikkatle yanıtlamaya çalışacağız. Hepinize tekrar teşekkürler. Değerli basın mensupları şimdi toplantımızın kapalı bölümüne geçeceğiz. O nedenle önünde isimlikleri olmayan arkadaşlarımızı dışarıda ağırlamaya devam edeceğiz. Bunları dışarı aldıktan sonra toplantının ikinci bölümünü sürdüreceğiz.